Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar sevgili çocuklar. Yeni bir güne ve derse bismillah. Sabaha kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Hayırla başlayan, hayırla biten bir gün olsun inşallah. Günümüzü aydınlatan ve değer katan siz sevgili öğrencilerimize selam olsun. Pazar gününü uykuyla geçirmek yerine sabahın bu nurlu saatlerinde bizlerle ders yapmaya gelmeniz çok sevindirici. Rabbim sizleri bu yoldan ayırmasın inşallah. Evet arkadaşlar, bugün inşallah Camiye Gidiyorum 1 kitabımızın 6. ünitesini işleyeceğiz. Hatırlarsanız 5. ünitemizde en sevdiğimiz kişiyi, yani sevgili peygamberimizi çok daha yakından tanımış olduk. Hatta bazı arkadaşlarınız hocalarına mesaj atarak "Ben de peygamberimiz gibi olmak istiyorum. Artık bunun için çabalayacağım." diye mesaj atmışlar. Şükürler olsun ki sizler gibi gayretli öğrencilerimiz var. Evet çocuklar, eğer hazırsanız duamızı da yaparak başlayalım. Haydi buyurun. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Aferin çocuklar. Haydi bir de Türkçesini, çünkü onu dünkü dersimizde tekrarlamadık. Bakalım unutmuş muyuz? Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır. Ne unutması ya, ben unuturum da siz hiç unutacakmış gibi gözükmüyorsunuz maşallah. Evet, benim kitap, kalem ve defterim hazır. Siz de hazır beklediğinize göre haydi sayfa 44'ü açalım. Also die Seite 44. Bugün sizlerin çok sevdiği, hatta sadece sizin değil, benim de çok sevdiğim bazı özel ve önemli günlerimizden bahsedeceğim. Okula başlama günü gibi mi hocam? Yani, bazı arkadaşlarınız için okula başlama günü, bazısı içinse camiye başladıkları gündür en özel gün. Ama aslında çok daha fazla önemli ve özel günlerimiz var. Şu an bir anda sorunca aklınıza gelmedi tabii. Ama bayram desem? Ya bak, unutmuşuz değil mi? Benim hatam. Düşünmenize fırsat vermedim. Hemen devam ettim. Evet sevgili çocuklar, biz Müslümanların sadece bir değil, birçok özel gün ve geceleri vardır. Bunları size şimdi saysam sadece duymuş olacaksınız. Ama birçoğunu tekrar unutabilirsiniz. Bu yüzden daha farklı bir şey düşündüm. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir çiçek çizdim. Ortasına özel gün ve geceler yazıp kenarlarına ise o kastettiğim günleri yazdım. Bazıları size çok tanıdık gelebilir ama birkaçını belki daha duymadınız. Bu yüzden hep beraber hepsini bir tekrarlayalım diyorum. Ne dersiniz? Hangisinden başlayalım siz karar verin. En üsttekinden mi yoksa aşağıdan mı? Tamam, üstten başlayıp sağa doğru da devam edelim o zaman. İlk olarak hicri aylar, yani Müslümanın 12 ayı. Also kurz gefasst ist das der islamische Kalender. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bazı sıkıntılar çektiği için güzel dinimiz İslam'ı anlatmak için Medine'ye gidiyor. Almanca'da islamische Kalender olarak bildiğimiz hicri takvimde peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden takvimdir. Peki hicri yılbaşı ne olabilir o zaman? Das ist das islamische Neujahr. Hani dedik ya, peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret, yani göç ediyor, taşınıyor. İşte o göç ettiği günü bizler hicri yılbaşımız olarak kabul ederiz. Bizler o gün yeni yılımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi için Allah'a dua ederiz ve kutlama yaparız. Und was sehen wir da als drittes? Aşura Tag, yani Türkçe'de Aşure günü. Bunu hatırladınız değil mi? Hani annelerimiz bir tencere dolusu böyle hafif sulu olan bir tatlı hazırlarlar, sonra da bize verip komşulara dağıttırırlar ya. Aa, bakın, işte bunu kastettim. Ama biz bunu neden yeriz ki? Bir anlamı mı var? Yok ya, bir tatlı türü işte. Hayır, işte öyle değil. Bakın anlatayım. Nuh peygambere yakında bir sel felaketi, yani su taşkınlığı, überschwemmung olacağı Allah tarafından bildirildiği için bir gemi yapmış ve kendisine inananların onunla gelip gemiye binmesini istemiştir.
Kısa bir süre sonra böyle şiddetli rüzgarla birlikte sel felaketi başlamış. Ama gemi suyun üzerinde kaldığı için gemiye binenler kurtulmuşlar. Tabii bir süre sonra gemideki insanlar acıkınca yanlarında getirdikleri çeşitli yiyecekleri birleştirerek bir yemek yani tatlı yapmışlar. Ona da aşure adını vermişler. Bizler de aşure gününde evlerimizde aşure pişirir, komşularımıza ve sevdiklerimize dağıtırız. Und was kommt als nächstes? Mevlid kandili. Das ist der Geburtstag von unserem Propheten Mohammed. Wird aber auch als die Nacht der Geburt des Propheten genannt. Peygamberimiz peki ne zaman doğmuştu? Dünkü dersimizde işlemiştik. Unutmadınız değil mi? Yardımcı olayım. Hani bir ilahi vardı ya hepimizin ezbere bildiği. Bir güneş doğdu. Adı Muhammed'dir. İlk sözü ümmet. Aynen. 571 yılında. Also der 20. April 571. Super seid ihr. Üç aylar. Beginn der gesegneten drei Monate. Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar bizim için çok özel aylardır. Bu Recep ve Şaban ayları var ya, işte bu ikisi bizi Ramazan ayına hazırlar. Bu aylarda peki neler yapabiliriz? Mesela Allah'a bol bol teşekkür ederiz. İhtiyacı olan insanlara sadaka veririz. Yani para yardımında bulunuruz. Yaşlıları, hastaları ziyaret ederiz. Ve tabii ki de Kur'an okur ve oruç tutarız. Ve Regaib Kandili. Also die Regaib Nacht. Das ist die erste Nacht von Donnerstag auf Freitag im islamischen Monat Recep. Hazreti Amine'nin yani Peygamber Efendimizin annesinin Hazreti Muhammed'e hamile olduğunu anladığı gecedir. Yani aslında bu kandil bize 3 ayların geldiğini haber eder. Bu kandilde neler yaparız? Bol bol sadaka verip tesbih çeker, namaz kılar ve Allah'a dua ederiz. Çünkü bu gece edilen dualar çok özeldir. Bakayım ne kalmış? Miraç kandili. Die Nacht der Himmelfahrt des Propheten Muhammed. Hazreti Muhammed yani Peygamberimiz Cebrail melek ile uzun fakat hızlı bir yolculuğa çıktı. O gece ikisi birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da başka bir boyuta yolculuk ettiler. Bu yolculuğun sonunda ise Allah Peygamberimize 3 hediye verdi. Bunlardan biri namaz, İkincisi Allah'a inananların bağışlanacağı yani affedileceği müjdesi ve son olarak Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin son 2 ayeti. Also die letzten zwei Verse. Bu yüzden de bizler bugünün anısına Miraç kandilini kutlarız. Bol bol estağfurullah deriz bu gece. Çünkü estağfurullah demek Allah'ım bizi yaptığımız yanlışlardan dolayı affet demektir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Sizce bu hangi gecedir? Evet, Kadir Gecesi, Die Nacht der Bestimmung. Bu gece yapılan ibadet ve dualar çok değerlidir. Bu gece bol bol Kur'an okuruz. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 gecesinde gizlidir. Biliyor muydunuz bunu? Hatta bu geceye özel Ramazan etkinliği videomuz var. İzlemediyseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Nerede kalmıştık? 9. önemli günümüzde. 1, 2, 3. Arife günü. Bayramdan bir önceki güne Arife günü denir. İki bayramımız olduğu için yani Ramazan ve Kurban bayramımız yıl içerisinde iki defa yaşarız bugünü. Einmal der Vortag des Ramadanfestes und einmal der Vortag des Opferfestes. Am Arife-Tag, also am Vortag des Ramadan oder Opferfestes, besuchen wir Muslime weltweit muslimische Grabfelder. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein eigener Verwandter auf dem Friedhof begraben ist. Es ist ein Dienst an die Verstorbenen. Ist vielleicht mal jemand von euch mitgegangen? Würde mich echt interessieren. Naja, machen wir mal weiter.
Ramazan bayramına gelmişiz. Das Ramadan Fest. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ramazan ayından sonraki 3 gündür. Bayram, Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçların mükafatı olarak verilmiştir. O gün geldiğinde en güzel kıyafetlerimizi giyer, akraba ve büyüklerimizi ziyarete gideriz. Tabi huzur evinde kalan yaşlı amca ve teyzelerimizi de unutmayıp onların da gönüllerini hoş ederiz. Sizler de büyüklerinize ufak bir hediye hazırlamak isterseniz aşağıya bırakacağım linkten fikir alabilirsiniz. Çünkü biz bayram için daha önce tebrik kartları hazırlamıştık. Ve sondan bir öncekine gelmişiz. Das Opferfest, yani Kurban Bayramımız. İbrahim peygamberden gelen bir ibadettir bu aslında. Yeterli parası olanlar kurban ibadetini yerine getirmeli, kurban etini yakınlarıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar. Çünkü bu bayramın amacı paylaşmaktır. Aile büyüklerimiz eve getirilen etin bir kısmını akrabalara ve komşulara, bir kısmını ise ihtiyaç sahibine dağıtırlar. Geriye kalan eti pişirir, bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram ederler. Und das letzte ist der Freitag, yani Cuma günümüz. Cuma günü biz Müslümanların bayramıdır. Müslümanlar o gün camiye Cuma namazı kılmaya giderler. O gün bizler için özel bir gün olduğu için banyo yapar, temiz kıyafet giyer, tırnaklarımızı keser ve güzel kokular süreriz. Gerçi biz Müslümanlar her gün temiz gezmemiz gerekir, değil mi? Bir de Cuma vaktini ibadetle geçirmek Peygamberimizin sevdiği davranışlardanmış, biliyor muydunuz? Evet sevgili çocuklar, çiçeğimizi tamamladık. Yorulduk ama değdi sanki, değil mi? Artık bütün özel gün ve gecelerimizi biliyoruz. Kim sorsa yardımcı oluruz. Hatta sadece Türkçesini değil, aynı zamanda Almanca kavramlarını da öğrenmiş olduk. Çok iyi oldu. Bir alkış hak ettiniz. Bu çiçeği evine asmak isteyenler için aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan aileleriniz çıktısını alabilirler. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir dersimizin daha sonuna geldik çünkü. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı zsu-shop.de sayfasından veya caminize en yakın ZSU kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.